Herkese merhaba, ben Derviş. Bugünden itibaren sokak röportajları ile sizinle birlikte olacak. Her an, her yerde karşınıza çıkabiliriz. O yüzden hazır olun. Çünkü başlayalım. Hermano, I don't have Espanol, Allah. Hermano is on the thing. İsten alalım seni. Hadi sor bakalım. Hadi bakalım. Göreceğim. Dit yok ama. Göreceğim direkt. Çok basittir sorumuz. Tamam, göreceğim. Son bir yılda Kıbrıs'ta 3 tane olay konudan bahsedebilir miyim bize? Elektrik konuda? Mesela. Okay. Ne güzel. Çok güzel. Tamam, 49 senedir. Bir makinasını hazırlayın. Ne güzel. Onu hallettik. Yazdık. 2 güney Larnaka'dan Limassol'a kadar gitti. Biz Karpaz'dan Yeşilırmak'a gidemedik. 2. Son 3. yılda Harmancı'ya güvendik. Yasemin tüteceydi. Ne yazık ki evet. Bok tüter her taraf. Şimdi evet baba. Adını söyle bize, tanısınlar seni. Benim adım Sedat. Beni hepsi de çok iyi biliyor. Söylememe gerek yok. Surlar içine gelirseniz anlarsınız zaten. Bilinir zaten, bilinir. Tamam baba. Şimdi seni son bir yılda en çok rahatsız eden 3 tane konuyu birinci isterim. Birinci başta hükümet. Tamam. Hiçbir şeyi dört dörtlük yapmıyor. Bugün de kutlama yapıyorlarmış. Birinci yılı. Lan ülkeyi mahvettiniz be arkadaş. Neyin keyfini çıkaralım be? Bu bir. İkincisi gençlere tavsiyem annelerine, babalar, büyüklerine saygılı olsunlar. Çok abartılı oldu artık. Çocuklara bir şey değmez oldu. Gece çocuklar buradan geçer. Yapma abim. Sana neden? Bu iki. Üç. Çevre kirliliğine hiçbir şey önem verilmiyor be kardeşim. Yani hepsini gelip belediye süpürecek değil ya. Biz de elimizde gördüğümüz bir şeyi koyalım bir çöpe. Atmayalım rastgele. Önce biz olalım, insan olalım. Ondan sonra bekleyelim sorunlardan. Şimdi hocam, Kıbrıs'ta son bir yılda en çok önemli olduğunu düşündüğün 3 tane konudan bize bahsedebilir miyim? Seçilmiş kişilerin seçilmiş olmayışı. Ekonominin bir. Ekonomik olamaması. İki. Turizmin çok kötü durumda olması. Bu da aslında idarecilerin yetersizliğinden. Promise. No English. No English. Mino English. Kıbrıs'ta son bir yılda seni en çok rahatsız eden 3 şey. Ya şimdi biz hep politika konuşuruz. Özellikle gençlerimiz. Onlar bu hayatta daha fazla lüzum gençliklerini yaşaması gerekirken politika ondan bundan yapılan yolsuzluklardan, pisliklerden işte bu olmaması lazım. Bu bir. Çevre temizliği olabilir. Bu 2 oldu. Bu da güzel. Ekonomi istikrar lazımdır. Daha iyi olması için. Anladın? İstikrar olmayınca ekonomi de aklıma olmaz. Aklıma gelen ilk şeyler bunlar, evet yani. Bir umutsuzluk, bir yapamamazlık, yapamam edemem ruhu. Bir bu şehirlerdeki altyapıların yarattığı sıkıntılar. Ve bir türlü evet biraz da doğadan kopukluğumuzdur sanırım. Ve şehrin çok üstümüze gelişi diyebilirim. Çok fazla uyarıcı var ve bir türlü kendimizi bulup tam potansiyelimize ulaşamıyoruz. Harika. Ayşe, bu arada ismini sormadım ama ben söyleyeyim. Tanısın insanlar seni. Görüşürüz.